yaklaşık 25-30 yıldır bu gazetecilik mesleği yapmaya çalışıyoruz. Bakın, demiyoruz yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde yıllardır belediye başkanı gördük şimdiye kadar. Bundan böyle her hafta bir konu kendi gazetemizde ağırlamak isteriz. Bugünkü konuğumuz yaklaşık 4 yıldır Doğu Beyazıt Belediye Başkanlığı'nı yapan Sayın Yıldız Acar'ı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar, şeref verdiler. Doğu Beyazıt'ın geçmişten bugüne kadar yapmış olan eksiklikler ya da bundan sonra yapılacak olan hizmetleri tek tek ayukaya çıkarmaya çalışacağız. Sayın Başkanım, özellikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhtemelen 10 ay ya da 1 yıl sonra Doğu Beyazıt'ta tekrar yeniden yerel seçimler olacaktır. Bu zarf içerisinde yaklaşık 4 yıldır görev başındasınız. 4 yıl içerisinde Doğu Beyazıt'ta ne tür bir hizmet sundunuz? Bunu sevgili okuyucularımızla paylaşmanız mümkün mü acaba? Tabii ki. Evet. Öncelikle merhabalar kıymetli takipçilerimiz, değerli Doğu Beyazıt halkımız. Hepinize buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Özgür ve güzel yarınlarda, demokrasinin olduğu yarınlarda hep beraber yaşama umuduyla diyelim. Mutlu hafta sonlarınız olsun. Nezir Bey'in şahsında bütün yerel gazetecilere de burada kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Objektif, tarafsız olmanın vermiş olduğu başarı ile biz de bugün Nezir Bey'in davetine icabet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettikleri için, davet ettikleri için. Tabii ki ben yaklaşık 4 yılı aşkındır görevdeyim. Göreve geldikten sonra belediyeciliğin hizmet sektörü olduğunu, dili, dini, ırkı, ideolojisi, siyasi fikri ne olursa olsun herkese eşit mesafede hizmet götürme zorunluluğumun olduğunun bilincindeydim. Dolayısıyla seçildikten sonra siyasi rozetimi bir köşeye bırakıp artık belediyenin siyasetle değil de hizmetle ilgilenmesi gerektiğini, bu Doğu'nun incisi olan Doğu Beyazıt'ın istenilen seviyeye ve düzeye gelebilmesi için kolları sıvadık ekip arkadaşlarımızla birlikte. Tabii ki coğrafyamız zor bir coğrafya. Kadın olmanın vermiş olduğu dezavantaj, yaşın vermiş olduğu dezavantaj, siyasetin vermiş olduğu dezavantajla birlikte Doğu Beyazıt'ta yaklaşık 4 yıldır aynı motivasyonla, aynı enerjiyle, o yüksek performansla görevimize devam ediyoruz. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi kıymetli halkımızın dua ve destekleri, siz sevgili dostlarımızın bize olan güvenleri ve destekleriyle birlikte büyük bir moral ve motivasyonla çalışmamıza kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Görev süremizin bitimine bir gün kala da aynı enerjiyle, aynı motivasyonla sahalarda bizleri göreceksiniz. Dediğimiz gibi bize verilen yetki ve görevi en iyi şekilde halkımızın faydasına kullanmaya gayret göstereceğiz. Tabii ki eksikliklerimiz, yetmezliklerimiz de olacak. Onu da işte kıymetli halkımız, değerli dostlarımız, kıymetli yerel basınımız bizleri uyararak, eleştirerek o eksiklerin de tamamlanmasında bizlere yardımcı olacak. Böylelikle şehrimiz güzel bir seviyeye taşınacak. Ben buradan şuna değinmek istiyorum. Gelecek çalışanların başarılı olabileceği bir gelecektir. Dolayısıyla inanç ve çalışmayı bütünleştirmek, birleştirmek gerekiyor. Adımlarınızı küçük atarsanız hedefiniz küçük olur. Adımlarınızı orta atarsanız hedefleriniz orta seviyede olur. Ama hedefinizi büyük tutup adımlarınızı büyük atarsanız da büyük hedeflere ulaşmış olursunuz. Biz Doğu Beyazıt Belediyesi yönetimiyle birlikte, ekip arkadaşlarımızla birlikte geldiğimizde büyük bir hedef önümüze koyduk. Şehrimizin çehresini, İnsanlarımızın yaşam şartlarını güzelleştirmek, değiştirmek için belki de ulaşamayacağımız bir hedef önümüze koyduk ki hızlı adımlar ve büyük adımlarla yürüyebilelim. Çok şükür bunu kısmen de başardığımızı düşünüyoruz. Biz göreve geldiğimizde 32 milyon borçla devraldık belediye. Yaklaşık 30 milyon da kayyum döneminde işten çıkartılan 180'e yakın personelin kıdem tazminatı, izinleri vesairesi.
Yani totalde bizim 62 milyona yakın bir borcumuz vardı. O borcun %72'sini şu anda ödemiş bulunmaktayız. Borcumuzun %28'i kalmıştır. Onu da peyderpey ödeyeceğiz. İnşallah görevimiz bittiğinde yeni gelecek yönetim artık ben mi olurum, başkası mı olur bilemiyorum. Onlara belediyeyi teslim ettiğimizde 0-1 borçla teslim edeceğiz. Bu da bu ekonomik şartlara rağmen bu ülkenin geldiği noktaya, bölgenin, coğrafyanın dezavantajlarına ve imkansızlıklarına rağmen ben bu konuda mütevazi olamayacağım. İyi bir yönetim, iyi bir bütçe yönetimi, bütçenin doğru işlerde kullanılmasını sağladığımız için bu kadar başarılı bir bütçe yönetimi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her belediye şu anda personel giderlerini karşılayamazken biz hızlı bir şekilde hem hizmetlerimizi, hem borçlarımızı, hem performanslarını artırmak üzere personelimize bölgenin en yüksek maaşını ödüyoruz. Çok şükür. Tabii ki göreve geldikten sonra yolu, suyu, kanalizasyonu, temel yaşam koşulları düzgün olmayan bir şehir karşımıza çıktı. Bırakın mahalleleri, şehir merkezi bile köstebek yuvası gibiydi. Çukurdan, çamurdan geçilmiyordu. Hatta ben okula geliyordum, annem şey diyordu işte, kızım senin bacakların yamuktur, yürümeyi bilmiyorsun. Çünkü ta şurama kadar çamur atıyordu. Bir gün öyle hep kızardı bana, her gün insan çamura batar mı diye. Dolayısıyla annem bir gün çarşıya gelmişti, pardesüsü ta şuraya kadar çamur olmuştu. Ben de dedim ki, anne dedim, senin de bacakların yamukmuş dedim, bak sen de yürümeyi bilmiyorsun. Ya yok dedi kızım, işte yollar çamurluydu, benim suçum yok. He dedim anne, demek ki yürümeyle alakalı bir durum değil. Bu hizmetle alakalı bir durum. Çamur olsa tabii ki insan yürüdüğünde üstüne de sıçrayacak, ayak kapısına da batacak vesaire. Böyle de bir anımız olmuştu. Biz yaklaşık 45 kilometrelik bir yol asfaltladık. Bu çok ciddi bir rakam. 45 kilometre ne demek? 45 kilometrelik yolu bütün mahallelere eşit bir şekilde merkeze yoğunluk vermek kaydıyla mahallelere eşit bir şekilde dağıttık. Yani Doğu Beyazıt'taki %100 olan yol sorununun %70'ini çözmüş olduk. Şu anda Doğu Beyazıt'taki yol ağlarının %70'i parke taşı ve asfalttır. Dolayısıyla bu da güzel bir başarıdır. Bir şehir için gerçekten muazzam bir başarı. 4 yılda yakalanılacak en güzel başarılardan bir tanesi. Başkanım, ben bir parantez açayım. Doğu Beyazıt İshak Paşa yolu. O konuda da biraz okuyucularımıza bilgi verir misiniz? Evet. Çünkü bu son zamanlarda bayağı orada çalışmalar var. İşte okuyucularımız, vatandaşlarımız bizi arıyorlar. Bu yolun ne zaman asfaltlanacağına kanaten bize sürekli sorular soruyor. Diyor ki işte bunu Sayın Başkanımıza iletin. Ne zaman buranın asfaltı başlanılıp biteceğine dair. Evet. Kıymetli vatandaşlarımızın bize en büyük lütufları, en büyük destekleri sabırları oldu. Bize inançları oldu. Bizi benimsemeleri, bağırlarına basmaları, bizi bu yörenin evlatları olarak görmeleri oldu. Dolayısıyla yine de kendilerinden sabır bekliyorum. İshak Paşa Saray yolu şehrimizin en işlek yollarından bir tanesi. Karayollarının bünyesinde, karayollarının yetkisinde olan bir yoldu. Biz karayollarına defalarca yazı yazmamıza rağmen onların gelip burada kendi yol ağlarına ne bakım onarım, ne yenileme, ne bir çalışma yapmaları söz konusu değil. Dolayısıyla biz o yolun bize devrini sağlamak için ta Ankara'lara defalarca gittik. Valiliğe başvurduk ve yol artık belediyenin mülkiyetine devredildi. Orası bize geçti artık. Belediye geçtikten sonra bu yolun altyapıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Kanalizasyonu yoktu, suyu yoktu ve yağmur suyu yoktu. Yukarıda Sarıgül Mahallesi'nden, Zengezur'dan yağan yağmurlar direkt şehir merkezine çamur ve çakıl pislik taşıyordu. Biz de oraya 50 yıllık yağmur suyu giderini karşılayacak 1200'lük borular döşüyoruz şu anda. Yağmur suyu çalışması bitme aşamasında, çok az bir mesafesi kaldı.
biter bitmez biz orada dekoratif kaldırım yapacağız. Aynı zamanda oradan sıfırdan bir yol yapacağız ve ışıklandırmasını da bu sene yapıp halkımızın yürüyebileceği, nefes alabileceği çok güzel bir yol haline getireceğiz. Zaten projelerimize değinecektim. Siz önceden sorduğunuz için artık söyleyeyim. Belediye binasını da bir aya kadar yıkıp o alanın tamamını kent meydanı, sosyal donatı alanı haline getirip saraya giden yolu biraz daha cazip ve biraz daha işte turizm açısından işlek bir cadde haline getirmeye belediye çalışacağız. Belediye binasını yıkacaksınız. Belediye binasını. Nereye taşınıyorsunuz başkanım peki? Biz şu anda bir tane yer kiraladık. Bir kısım oraya taşınacağız. Bir kısım da eski hastanemizde ilçe sağlık merkezi var. Onlar ilçe sağlık müdürlüğü orayı boşaltacak. Eylül ayına kadar bir bütünen geçici olarak hastaneye taşınacağız. Şu anki Verskom binasını yıkıp onun yerine de şehrimize, halkımıza, vatandaşlarımıza yakışacak bir belediye binası inşa edeceğiz. Hı. Artık her yeri yeniledik. Bir 40 yıllık belediye bence binamız kalmıştı. O da şehrimizin prestijine yakışacak bir hal alacak inşallah. Biz 115 bin metrekare parke taşı, kilitli parke taşı, kaldırım, yol vesaire yaptık. Bu da çok güzel bir... Parke taşlarını nerede tedarik ediyorsunuz başkanım? Genel itibariyle açık ihale usulüyle bölgedeki katılımcılarda artık yüklenici firmalardan kim daha yüksek kırım verdiyse onlardan alıyoruz. Geçen sene Diyadin Belediyesi bir üretime başladı. Piyasanın %50'si uygun fiyatla satıyorlardı. Biz 100 bin metrekaresini de Diyadin'den temin etmeye çalıştık. Tabii tamamını alamadık maalesef. Oradan sadece 30 bin metrekaresini alabildik. Geri kalanın bir kısmını da bu sene yine fiyat farkı koymaksızın aynı bütçeyle oradan alacağız. Bunlar da yani belediye gerçekten bir ticarethane olarak düşünmek zorundayız. Yoksa kesinlikle dönecek bir yer değil yani bizim yani bir ekstradan gelirimiz yok, öz gelirimiz yok. Dolayısıyla o verilen hizmet için verilen bütçeyi en güzel şekilde, en kaliteli şekilde kullanmak durumundayız. Tabii ki şehrimizde görsellere de dikkat etmeye çalıştık. Çünkü altyapıya yatırılan hiçbir yatırım maalesef ki görünmüyor. Siz de biliyorsunuz. Ben ilk göreve geldikten bir yıl sonra bütün her yeri kazdım. Her yerin altyapısına girdi. İnsanlar artık her gün küfür etmeye başladılar. Ya nasıl olur, ne olur? Şimdi şey geldi, bir Ankara'dan bir misafirim geldi. Dedi ki, ya Yıldız Hanım bu ne cesaret? Hiçbir belediye başkanı kazmaya, altyapıya yatırım yapmaya cesaret edemez. Bunun için bir cesaret lazım. Ben onlara aynen şunu söyledim. Bizim siyasi bir kaygımız, hesabımız yok. Gelecekte işte siyaseten şu yere gelmek için... geçici çözümlerle insanların gözünü boyayamayız. Ben buraya asfalt döküyorsam altyapısını bitirmem lazım. Keza şu anda isteseydim yol, saray yolu bize geçer geçmez hemen bir asfalt döker tertemiz hale getirirdim. Fakat yağan yağmurlarda eğer ki altyapı sorunu varsa bunun ne anlamı kalır ki? Dolayısıyla altyapıya yatırılan hiçbir yatırım gözle görünmemesine rağmen çok önemli. Ne yani oraya harcanan paraların gözle görünmediği için insanlar boş olduğunu düşünüyor ama halbuki en temel ihtiyaçtır gerçekten su, kanalizasyon, yağmur suyu. Yağmur suyu zaten bizim dönemimizde yani Doğu Beyazıt yağmur suyu nedir onunla tanıştı. Bizden önce yağmur suyu gideri diye bir şey yoktu. Bir damla yağmur yağardı, o çukurlarda birikirdi. Güneşte buharlaşıp kaybolana kadar hep o çukurlarda kalırdı. Ama şu an yağmur yağıyor. 10 dakika sonra çıkıyorsunuz caddeler su yok. Yani sanki hiç yağmur yağmamış. Çünkü yağmur suyu giderlerinde alta giriyor ve derelere deşarj ediyoruz o suları. Sudan bahsetmişken başkanım, şimdi Balıkkören'den gelen su. Hı hı. Bu yeterli mi? Benim bilebildiğim kadar bu su yeterli derecede yok. Yani bazen yaz aylarında insanlar su sıkıntısı yaşıyor, işte çeşmeler kesiliyor, şikayetler çoğalıyor. Yani bunun üstesinden nasıl gelmek istiyorsunuz ya da başka bir kaynağınız var mı? Bu konuda da bilgi verir misiniz? Tabii ki Doğu Beyazıt kurak bir yer. Dolayısıyla ne yer altı suları ne yer üstü suları açısından çok fakir bir bölge olduğumuz için tek su kaynağımız Balıklıgöl. Hem biz hem köyler alıyor. Köyler Hizmet Götürme Birliği de Balıkkören'den faydalanıyor. Yaklaşık bir 25-30 köy de oradan su alıyor. Ve her bir köyde yaklaşık 5000-6000 arası hayvan yaşıyor. Ve o hayvanlar da o sudan içiyor. Dolayısıyla gerçekten
ilk Avrupa Birliği ile yapılan sözleşmede 50 yıllık tüketimden sonra bu seviyeye geleceği öngörülüyordu. Yani 50 yıl sonra bugün yaşadığımız sorunlar yaşanılacaktı. Öyle bir öngörü vardı Avrupa Birliği uzmanları tarafından. Fakat biz 50 yıllık suyu 10 yılda tükettik. Yani şu anda göl 12 metre geri çekildi. Çünkü gerçekten despotça bu su. Çok despotça, evet. Çok fazla çekiliyor su. Kayıp kaçak oranı çok yüksek. Biz işte göreve geldikten sonra kaçak ekipleriyle kaçak yaptırımlar, uygulamalar yapmaya başladık. Tabii ki şu anda bunun için de çok tepki alıyoruz. İnsanlar diyor ki işte Yıldız Acar yönetimi bize ceza kesiyor. Ama ben sizin 50 yıl sonra çocuklarınızın susuz kalmaması, 10 yıl sonra çocuklarınızın susuz kalmaması için bugün beni kötü görün, kötü bilin. Ama 10 yıl sonra diyeceksiniz ki Allah razı olsun, iyi ki bunu yapmış. Yani biz düzensiz kullandığımız zaman zaten bizde bir bilinç yok. Yani israfın önüne geçelim bilinci yok. Doğu Beyazıt'ta en ucuz şu anda elde edilen sudur. Yani suda hiçbir zaman zam yapmadık. Bütün zamlara rağmen hiç suda zam yapmadık bizim elimizde olduğu için. Ama bunu mesela bir Dersim örneğini vermek gerekirse, bir Tunceli'de insanlar su sorununun olduğunu gördükten sonra kendileri belediyeye gidip artık işte biz su parasını yükseltin, biz şunu yapalım, bunu yapalım dediler. Biz daha toplum olarak bu bilinci maalesef yakalamadık ama umutsuz olmayacağız, yakalayacağız. Bizim şu anda Karabulak'ta benim doğup büyüdüğüm köyde ekstradan onların su kaynağı vardı. Ricada bulunduk. O suyu getirdik. Şu anda o su Doğu Beyazıt'ta besliyor. Farkındaysanız geçmiş yıllara göre yani her yıl Doğu Beyazıt'ta su sıkıntısı yaşanmış. Benim dönemimle alakalı değil. Benim dönemimde minimum seviyede yaşandı aslında. Yani biz hem Karabulak isale hattını getirdik hem şu anda 5-6 noktada sondaj kuyusu açtık. O sondaj kuyusunu sulama suyu olarak kullanıyoruz. Çünkü içmeye uygun değil. Yine de yetmiyor. Evet, yine de yetmiyor. Bu konuda bireysel tasarruf çok önemli. Buradan halkımıza çağrımızdır. Sizden rica ediyorum kıymetli halkım. Biz belediye olarak tek başımıza asla yapamayız. Bireysel tasarrufa gitmek zorundayız. Dişinizi fırçaladığınızda suyu sonuna kadar açmayın. Abdest aldığınızda ayağınızı mı yıkayacaksınız? Suyu kapatıp diğer ayağınızı o şekilde yıkayın. Siz bu konuda bize destek olmasanız 300 bin insana yetecek su geliyor Doğu Beyazıt'a ama biz 100 bin insana yetiremiyoruz. Çünkü insanlarımız bahçe sulamasında kullanıyor. Tamam ağacınızı sulayın ama kapatmasını bilirseniz bu su bize gerçekten yetebilecek seviyede fazla bir suyumuz var. Buradan da onu da belirtmek istedim. Işıklandırma dedik, led aydınlatmalar dedik, billboardlar tahtaydı biliyorsunuz Doğu Beyazıt'ta, hepsini dijitale çevirdik. Onun dışında yeşillendirme. Fizik içeri bayağı değişti yani. Evet, evet. Modernite artık dönmemiz gerekiyor. Yeşillendirme çalışmaları yaptık. İşte sağ olsun iş insanlarımızın bu konuda destekleri oldu. Buradan onlara da teşekkür ederiz çok gün ailesine. Spor kulübünü alma karşılığında Doğu Beyazıt'ı yeşillendirme sözü verdiler bize. Kulübü hem iyi yönetiyorlar hem de Doğu Beyazıt'ı da yeşillendirme noktasına bize destek veriyorlar. Tabii onların diktiği tek yetmiyor. Bizde peyzaj, işte çimlendirme, ağaçların bakımı, kuruyanları yeniden değiştirme, onların tamamını da biz yapıyoruz. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. En önemli projelerimizden ve benim önemsediğim projelerden bir tanesi şu. Biz Doğu Beyazıt'ta 40 yıl önce toptancı meyve sebze hali yapılmıştı. Görüntü ve gürültü kirliliğinin sebep olan bir yerdi. Oradan akan sular şehir merkezine kirli sular geliyordu. Biz orada işte gümrüğün bütün sıkıntılarını, yaş meyve sebze sıkıntılarını yaşıyorduk. Gelen gelirler Arı Belediyesi'ne gidiyordu. Çünkü sebze halimiz resmi değildi. Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bağlı değildi. Gelirler direkt Arı Belediyesi'ne gidiyordu. Belediye ticarethane olarak görmek zorundasınız. Böyle düşünmek zorundasınız. Biz toptancı sebze ve meyve halini şu anda bölgenin en modern sebze ve meyve hali olarak inşa ettik, açılışını yaptık. Ve Türkiye genelinde işte 1200-1300 arası bir belediye var, şu an tam rakamı hatırlamıyorum. O 1200 belediye arasında 176 tane resmi hal var. Bizim Doğu Beyazıt Belediyesi'nin 176'dır. Yani bu büyük bir başarıdır.
1200 arasında 100. sıralarda, 170. sıralarda yer almak gerçekten büyük başarı. 3 aydır biz orayı açmışız. 3 ayda bize orada yaklaşık 700-800 bin lira gümrük geliri geldi. Yani spotaj vergileri vesairesi. Yani çok ciddi bir kazanç orası. Bizden sonraki dönemlerde tam Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bağlandı. Şu anda tam kurulumu gerçekleşince oranın aylık geliri 1 milyona yakın olacak. 1 milyonla ben buradaki vatandaşımın 1000 tane derdini derman edeceğim. Dolayısıyla o da büyük bir başarıydı. Ona da değinmek istedim. Bırakın buradaki görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmayı. O zaten büyük bir özellik. Onun yanı sıra gelirin olabileceği bir alan haline geldi ve artık araçlar arkasında dışarıda balkon altı toptancılık yapan, araç arkasında meyve sebze satan şehrimize giremiyor. Biz artık Erciş'ten kimse gelip burada elini kolunu sallayarak toptancılık yapamaz. Adırdan gelemez. Kusura bakmasın, benim esnafım var, benim esnafım bu işi yapacak. Bunların hepsinin önünü kestik. Şu anda hastanenin orada da kontrol noktası kuruyoruz. Gelen meyve ve sebzeleri denetleyecek personel bırakacağız. Oradan işte direkt künyelerini soracaklar. Künyesiz artık meyve de girmeyecek şehrimize. Yani bir kurumsal yapı oldu. Ne güzel. Evet. Şimdi başkanım, Seddams'ın sloganıyla Doğu Beyazıt'ı yönetiyorsunuz. Evet. Bu sizin sözünüz, özünüz. Evet. Yaklaşık olarak 2 yıldır bu sözü kullanıyorsunuz. Benim de çok dikkatimi çekti. Güzel de bir slogan. Bilebildiğim kadarıyla Türkiye genelinde 19 ilden daha büyük bir ilçeye sahibiz şu anda. Kültürel varlıklarıyla, işte turizm olarak. Bunun akabinde yani sizin geçmişten bugüne kadar zorluklar içerisinde mücadele verdiğiniz oldu mu? İlla ki olmuştur. Gerek yönetiminizde, gerek arkadaşlarınızda, gerek toplumda, gerek çevrenizde. Belediyecilik çok değişik bir meslek dalıdır. Değişik derken çok zor bir meslek dalı. Şimdi belediyecilikte de öyle, tabiri caizse gazetecilikte de öyle. Hiç kimseye yararlanamıyorsunuz. Ne İsa'ya ne Musa'ya. Evet. Yani 5 yıl boyunca hizmet yapıyorsunuz. En ağlasını, en güzelini yapıyorsunuz. 5 yıl içerisinde bir ay hizmet yapmadıktan sonra en kötü belediye başkanı siz oluyorsunuz. Ben bunu çok iyi bilen biriyim. Çünkü geçmişte günümüzde ben Doğu Beyazıt'a vakıf olan bir gazeteciyim. Biraz önce de söylediğim gibi yani siz ne tür zorluklarla boğuştunuz, 4 yılı devirdiniz, yapmak istediğiniz nedir, çalışmalarınızın daha da devamı var mıdır? Bu konuda da okuyucularımızı bilgilendirirseniz. Evet. Aslında o kadar. Yoksa bakma, çünkü ben devreye girmek zorundayım. Tabii. Evet. Yoksa biz siyasetçiler bir konuşmaya başladık mı? Bir daha dönmeyiz. Onu bir yana bırakalım. Doğu Beyazıt Belediyesi olarak o kadar çok evet. hizmet yapmışız ki bunu yani böyle bir platform yakalamışken halkımıza evet. aktarmak istiyoruz. Bence de. Elbette ki halkımızın da evet. Yani sıkıcı olmamak gerekir. Onlara da fazla vaktini almamak lazım ama bence bugün kapatın televizyonu, kapatın telefonları, açın sosyal medyayı ve belediye başkanınız bugüne kadar neler yapmış sizler için, sizin iyiliğiniz ve güzel yaşamınız için neler yapmış, bizi dinleyin. Belki biraz zamanınızı alacağız ama olsun, değer eminim diyecek bir program olacak. Tabii ki her bölgenin kendine göre, her coğrafyanın kendine göre zorluğu vardır. Dedim ya, kadın olmanın vermiş olduğu dezavantaj var, yaşın vermiş olduğu dezavantaj var, artı bizim sürecimizde siyasetin vermiş olduğu dezavantaj var. Biz göreve geldiğimizde 1 yıl boyunca bir çivi çakamadık Doğu Beyazıt'ta. Ben siyasi partiye bağlı olduğum süreçte çakamadık çünkü meclis üyesi, yani sözde meclis üyesi olarak seçilip belediyeye gönderilen sözde meclis üyeleri, her birinin kolunda bir müteahhit, bir işte o işi buna ver, o buna ver, kızımı iş al, oğlumu iş al, akrabamı iş al, işte şu işi yap, bu işi yap ve sabah saat 9'da girerlerdi odama, akşam saat 9'a kadar o onu kötülerdi, bu bunu çamurlardı, bu şunu severdi ve zamanımız bu şekilde tükenirdi. Onun vicdan azabını çok fazla çekiyordu. 1 yıl bu halka gerçekten bir şey yapamamanın vicdanını, o kadar sıkıntısını yaşıyorum ki anlatamam. Meclisin başı başına
Doğu Beyazıt'a hizmet gelmesini engelleyen en büyük faktördür. Bunu bir kere söyleyeyim. Bir belediye başkanı meclisle uyumlu çalışmadığı sürece başarılı olması mümkün değil. Dolayısıyla biz bugün bu başarıları elde etmişsek, diyorum ya, önce halkımızın desteği, sonra da gerçekten enerjimiz, yani ailemizden taviz verdik, sosyal yaşamımızdan taviz verdik, gezmelerimizden taviz verdik, her şeyden taviz vererek kendimizi resmene sevdamıza adadık. Yani bizim tek işimiz, gücümüz, çalışmalarımız halkımızın menfaati, faydası oldu. O anlamda biz yani başarıyı %80 yakaladık, %100 yakalayabilirdik. Benim bu vizyonum var, kendime güveniyorum, gerçekten kendime güveniyorum. Çünkü hem enerjim tükenmeyen, hem sevdamı biliyorum. İnsan yüreğinde neyin attığını, neyi hissettiğini çok iyi biliyor. O yüzden ben bu halka kendimi adamıştım. %100 başarıyı yakalayabilirdik. O çatı altında biz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun, kimse uzaydan gelmemiş. Hepimiz bu memleketin çocuğuyduk. Bu halk bana oy verip, beni oraya getirip benden hizmet beklediği için gibi onlara da oy verip onları oraya getirdi hizmet beklemek. Ama çok engel ettiler. Biz buraya istihdam alanı açmaya çalıştık. 5000 insan çalışabileceği alan. İzin vermediler. Biz itfaiye aracını satın almak istedik. Onların da Allah korusun evinde yangın çıkabilir. Yani o itfaiye aracı onların evine de ben onu sırtıma alıp evime götürmezdim ki. Onların evine de müdahale edecektim. Dolayısıyla onlara izin vermediler. Ek bütçe paramız olmasına rağmen bu parayı asfalt çalışmamız devam etsin, bitmesin, bir sonraki sene fiyat farkları gelecek. Biz neden 30 milyonluk ihaleye 40 milyon ödeme yapalım? Gelin el birliğiyle ek bütçe oluşturalım. Bakın param var. Gelin oluşturalım, bu bütçeyi harcayalım dediğimde bana yok red verdiler. Bu Doğu Beyazıt'ta bir kısım AK Parti ve HDP meclis üyelerinin, yani seçilen meclis üyelerinin koalisyonu var ve bütün işlerimize olumsuz red veriyorlar. Mesela çok yakın zamanda şey yaptılar, ücretleri arttırdılar ulaşımda. 4 lira olan, tepki var, evet, 4 lira olan benim burada olmadığım bir sürede 4 lira olan dolmuşlara 6 lira yaptılar. Ya yazıktır, günahtır, insanlar evine ekmek götüremiyor. Bir düşünün, 5 lira yapsaydınız, talep vardı, evet, minibüsçülerin talebi vardı. Burada ona müdahale etme şansınız yok mu başkanım? Benim belediye başkanı olarak devlet bazı yetkileri meclise vermiş. Yani bütün yetkililer maalesef bende değil. Meclisin yetkisinde olan şeyler var. Mesela imar durumu şu anda belediye olarak Doğu Beyazıt'ta imar durmuş. Neden durmuş? Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Meclis salt çoğunluğu elde edilmedi, toplanmadı diye. E ben zorla, silah gücüyle onları toplayamıyorum. Ne yapayım? Koalisyon kurmuşlar ve muhalifler. Doğru muhalif olsalar, yanlış yaptığım işlere karşı çıksalar, vallahi ellerini öpersiniz. Hı. Ama doğru yapılan işlere zaten yıllardır bir şey yapmamışsınız. Bari bırakın, yapmak isteyen birinin önünü açın, yapsın. Yani kalkıp kahve diliyle orada burada oturarak insanları çamurlamakla olmuyor bu işler. Biraz o konuda dertliyim. Belki daha sonraki bir programımızda anlatırım. Ama işte insanlarımız doğruya muhalif, yanlışa da maalesef taraf oluyorlar. Ben vicdanen çok rahatım Nezir Bey. Yanlışa doğru demediğim için, her yanlışa kafa sallayıp herkesin güdümünde gitmediğim için bugün kötü olarak görünüyorum. Ha, bu çok önemli değil. Ben kendime hesap veririm. Kendi muhasebemi yapan biri olduğum için halka hesap veririm ve kendime hesap veririm. Halkım eğer ki bana derse, işte sen şurada yanlış yapıyorsun, ben onu dikkate alır, her türlü doğruluğa çeviririm de. Bu bir engeldi. Diğer engel de işte bağımsız olduğumuz için, mesela herhangi bir iktidar partisinde olmadığımız için Ağrı'da, işte şeyde, bakanlıklarda, müdürlüklerde işlerimiz çok yavaş ilerliyor. Neden? Çünkü iktidar belediyelerine ya da siyasi partilere sırtını dayamış belediyelere daha kolaylıklar sağlanılıyor. Bu konuda ben çok şikayetçiyim. Yani bizim önümüz açılabilir. Biz burada gayri resmi bir şey yapmıyoruz. Biz burada hizmet üretiyoruz. Halkın koşullarını düzene koyuyoruz. Sizin buradaki temsilcileriniz olarak, devletin temsilcileri olarak burada yapmanız gerekeni biz yapıyoruz. İnsanların
beklediği hizmeti biz sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada madem yetkiliyiz, bize önümüzü açmaları lazım. Hem bazen gittiğimiz yerlerde işte vay efendim şu partide olsaydın işin daha rahat olurdu. Ya siyasi partinin belediye ile ilgisi olmamalı. Siyaset belediyeden ayrılsın artık. O zaten çıkarıp bırakması lazım. Çıkartın artık. Ya iş yapıyor mu ona bakın. İnsanların memnuniyeti yaşamının düzenlemesi için çalışıyor mu ona bakmak lazım. Bu da en büyük engellerden bir tanesiydi. Onun dışında da tabii ki siyasi olarak düşünen kesimler var. İdeolojik olarak yaklaşan kesimler var. Ha, bu noktada da ben yurtseverliğimin, halkseverliğimi asla tartıştırmaya açmam. Yurtseverliğim ve halkseverliğim tartışmaya asla açmayacağım yani. Bu noktada da kendime %100 güveniyorum. Bu memleketin evladı, çocuğu ve bu memleketin yaşadığı acıları, yaşadığı sevinçleri, üzüntüleri, aşkları yaşamış birisi olarak asla vatanseverliğime, halkseverliğime, yurtseverliğime laf ettirtmem. Başka, başka bir de şu vardır, dikkatimi çeken 4 yıl içerisinde geçmiş dönemde bazı belediyeler dedi ki işte halkımız bize gelip birebir derdini anlatsın, bahsettim yani genel toplumsal bir mesele. İşte kapılarımızı açıyoruz, pencerelerimizi açıyoruz, belirli bir süreden sonra kapı da kapandı, pencere de kapandı. Doğu Bes Belediyesi'nin yapmış olduğu 4 yıl içerisinde her çarşamba günü halk günü yapıyoruz. Bu size gelen vatandaşlarımızın talepleri ne derecede, ekseri iş üzerine mi ya da kendi sorun sıkıntılarını size birebir anlatıyorlar. Yani şimdiye kadar sizin dikkatinizi çeken ne oldu? Yani her çarşamba halk günü yapıyorsunuz. Yani bu konuda da bizi bilgilendirdikten sonra devam edeceğiz. Kalan, hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde devam edelim, noktalayalım. Tamam inşallah. Dedim ya biraz belki halkımızdan buradan özür dilerim. Biraz muzdaripiz, biraz şikayetçiyiz. Çünkü neden? Aslında biz şikayet dilini bir köşeye bırakalı 4 yıl oldu. Ama yani halkımızın bazı şeyleri bilmesi lazım. Yetkinin bazen bende olmadığını bilmesi lazım. O yüzden içimi döktüm biraz, kusura bakmayın. Tabii ki yani seçimlerde her zaman vaatler Paris, evet, hakikatler Afrika oluyor. Çıkıyorlar alanlara, ben de dahil olmak üzere. Söylüyoruz işte Doğu Beyazıt'a denizi getireceğiz, Ağrı'ya bilmem tramvayı getireceğiz, Ağrı Dağı'na bilmem ne yapacağız, teleferik getireceğiz, evet, şuraya şunu yapacağız, şu kapıları, pencereleri sökeceğiz, halkımızla kucaklaşacağız. Bunun sözde değil, özde olması lazım. Buradan halkımız biliyor, çok iyi biliyor. Gerçekten biz göreve geldiğimiz gün aynı enerjiyle nasıl ki tebrikleri karşıladıysak, o yoğunluk varsa, bugün de sabah saat 9 ile akşam saat 7 arası benim kurumda olduğum süre içerisinde yoğunluk bitmiyor. O kadar çok insan geliyor ki, o kadar çok vatandaşımız geliyor ki, bu beni çok mutlu ediyor, bir yandan da üzüyor. Neden üzüyor? Halkımız gerçekten haklarını nerede arayacağını henüz o bilince ulaşmamış. TEDAŞ elektrikle sorumlu. Elektriğe gittiği zaman bizden biliyorlar. Doğalgaz fiyatları arttığı zaman belediyeden biliyorlar. Bu da toplumun çeşitli sebeplerden dolayı hep eğitimsiz bırakılmasından kaynaklıdır. Gelen şikayetlerin %20'si farklı kurumlarla alakalı olan şikayetlerdir. İşte devlet suçlarının kanalları olsun, karayollarının yolları olsun, TEDAŞ'ın elektriği olsun, doğalgazın gazı olsun vesaire. Gelen %80 de genellikle bireysel talepler için geliyor. Bu biz hep herkesin taleplerini karşılayamayız maalesef. Öyle bir imkanımız, öyle bir gücümüz yok. Keşke elimde sihirli değnek olsa, aşık olduğum, sevdalandığım, sevdiğim, kutsal bildiğim bu coğrafyada yaşayan mazlum halkın hepsinin sorunlarını bir anda çözebilseydim. O kadar mutlu olacaktım ki belki dünyanın en mutlu insanı ben olacaktım. Ama sınırlı seviyede bizim imkanlarımız var, bizim herkesin sorunlarını çözecek durumumuz yok. Ama ne var bizde? Halk en azından görüyor bizi. Ya insanlar diyor ki ilk defa bir belediye başkanı görüyoruz. Ne kadar acı bir şey. Yani dokununca etten kemikten bir insan var karşınızda. Yarın bugün siz de belediye başkanı, kaymakam, vali olabilirsiniz. Sizin çocuklarınız sizden birisi, sizin bağrınızdan çıkan birisi olabilir. Halka, belediyenin halkın evi olduğunu
biz 4 yıl içerisinde kanıtladık. Halk artık biliyor, onların ortak sorunlarının gidebileceği bir evleri var. Bu sorunları %80'i 90'ını çözüyoruz. %10'u da çözümsüz olan, yetkimizin, imkanımızın yetmediği sorunlardır. Onları da en azından dinleyip halkımızın gazını alıyoruz. Onlarla gülümsüyoruz, onlara dokunuyoruz. Bir çay ikram ediyoruz. Dinliyoruz derslerini. Onları dinleyen bir evlatlarının olduğunu görüyorlar. Bu şekilde yani biz kapılarımızı bir yıl açıp, iki yıl, bir yıl sonra kapatmadık. Her zaman açık oldu. Buradan mevkidaşlarıma da önerimdir, çağrımdır, tavsiyemdir. Biz bu halkın takdiriyle oradayız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz sınavda oraya gelmedik. Kendi imkanımızla gelmedik. Bu halk istedi, bize bu yetki verdi. Biz bu yetkiyi onlar için kullanmak zorundayız. Onların sorunlarını çözecek gücünüz yoksa da dinleyin en azından. Kucaklayın en azından. Gazlarını alın en azından. Dertleriyle dertlenin, sevinçleriyle gülün. O bile yetiyor onlara. Hatta onların bir çayını içmek bile onları mutlu ediyor. Gel gelelim projelerimize. Biz Avrupa Birliği'ne geldiğimizde bir proje sunduk. Bu proje 3 etaptan oluşuyordu. Kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma tesisi. Kirli suların tamamı sazlık bölgesine arıtılmadan bırakılıyordu. Dolayısıyla orada sineklerin oluşumu, koku oluşumu, doğayı, ekolojiyi çok önemli derecede etkiliyordu. Şu anda arıtma tesisimizi kurduk. %40 seviyelerine kadar bitmek üzere. Yani %40'a geldi, devam ediyor. Devasal bir tesis haline geldi. Oradan suları arıtacağız. O arıttığımız suları da tarımsal faaliyetlerde kullanacağız. Geri dönüşüm olarak kullanacağız. Çok güzel bir proje. Onun yanı sıra Sanayi Mahallesi, Büyükar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hasan Keyf'in bir kısmı. Bunlar da yıllardır, yüzyıldır kuruluşu olan mahalleler olmasına rağmen hala kapıların önünde foseptik kuyuları vardı. Onların da tamamına altyapı gitti. Şu anda Sanayi Mahallesi'nde 20 evden başka kanalizasyon olmayan ev yoktur. Hürriyet Mahallesi, Karaca Mezrası dışında kanalizasyon sorunu olan ev yoktur. Büyükar Mahallesi %100 çözüldü. Bunun gibi yani kanalizasyon sorununu da bir bütünen çözdük. İnsanlar artık foseptik kuyulardan, kötü kokulardan, görüntülerden kurtuldular. Ve yağmur suyu dedik, 10 kilometrede yağmur suyu çalışmamız devam ediyor. Bu projenin yaklaşık maliyeti 143 milyondu. Bunun %12'sini biz ödüyoruz. Geri kalanın tamamını hibe alıyoruz. Hibe alma kararında da yine meclisimizin reddi var, bilginiz olsun. Yine reddettiler, bu proje gelmesin Doğubayaz'da diye reddettiler. Biz bunu bakanlık düzeyinde mahkemelerle kazandık ancak. Proje bir yıl önceden başlayacaktı, onların red kararı yüzünden bir yıl sonra başladı. Yani mahkeme, idari süreçler vesaireler ancak projeyi biz bir yıl sonra kabul ettirdik. Hep böyle yapıyorlar. Kararlara red veriyorlar, ben mahkemeye gidiyorum, bir yıl sonra kararları onaylatıp getiriyorum. Bu şekilde. Araç filomuza 13 tane araç ekledik. Yani Doğu Beyazıt Belediyesi'ne 13 tane araç satın aldık. İş makinesi, binek araç, kamyonet, işte çeşitli alanlarda şey yaptık. Onun dışında cezaevi önüne ben bir gün gümrüğe gidiyordum. Bir tane annenin güneşin altında çocuğunu emzirdiğini gördüm. Bu içimi çok acıtmıştı. Kışın orada soğukta, yazında sıcakta tutuklu ve hükümlü ailelerimiz bekliyorlardı. Sırayla içeri giriyorlardı. Ben de düşündüm, buraya bir bekleme salonu yapalım dedim. Cezaevinin karşısında. Evet. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan ve çocuğu olan annelerimizin her rahat ortamda çocuklarının bakımını, emzirmesini yapabilmeleri için bir cezaevi bekleme salonu yaptık oraya. Cezaevi müdürüyle görüşerek. Onun dışında sosyal projelerimiz var tabii, kültürel etkinliklerimiz var. Onları da gözden kaçırmamak lazım. Kent ormanı için Doğu Beyazıt'ın bir kent ormanına ve vesile alanına ihtiyacı vardı. Biz oraya da 10,5 milyona 350 dönümlük bir kent ormanı alanı aldık. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde orayı ağaçlandırıyoruz inşallah. Vaktiniz olursa siz de buyurun gelin, ağaç beraber dikelim. Buradan halkımıza da sesleniyoruz. 600 tane ağaç da dağıtacağım. Vatandaşlarımız kendi evlerinin önüne diksinler. Dünya Çevre Günü vesilesiyle vakti olan buyursun gelsin kent ormanı alanımıza, birlikte sizin de dikili bir ağacınız olsun, beraber dikim yapalım. Kültürel çalışmalara değinelim dedik. Kültürel çalışmalar kapsamında kendi kültürümüzü, özellikle yazılı edebiyatımızın olmadığı süreçlerde dengecilik kültürüyle
sözlü edebiyatla daha sonra yazılı edebiyata dönen tarihimizi, tarihini bilmeyen devşirme olur biliyorsunuz. Tarihini her zaman, yani bizim toplum olarak en büyük sorunumuz tarihimizi çocuklarımıza anlatmıyor olmamız. Tarihimizi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak için çeşitli dengeç festivalleri, işte Anneler Günü, Kadınlar Günü, kadın toplantıları, özellikle her perşembe muhakkak bir mahallede kadın toplantısı alırız. Bunun amacı kadınlarla birlikte yönetebilmek. Artık kadınlar mahallelerdeki sorunları bize iletiyorlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Bireysel sorunları değil. Benim şu ihtiyacım var, bu ihtiyacım var demiyorlar. Arıyorlar, başkanım sokak hayvanları burada, onları alalım. Yani katılımcı belediyecilik diyoruz ya, biz bunu başardık aslında. Özellikle kadın kolunda başardık bunu. Kadınlarımız yönetimde katılımcı oldular. Bizimle birlikte yönetiyorlar. Her bir kadın Doğu Beyazıt'ta bir yıldız acar oldu. Yani bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz biraz. O anlamda kadınlarımıza tabii ki bölgenin dezavantajlarına bakarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Ta ki o toplumsal cinsiyet eşitliğini yakalayana kadar. Erkek kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Onların da sorunlarını çözüyoruz. Onları da katılımcı de belediyeciliğe ve demokrasiye davet ediyoruz, katıyoruz da geliyorlar. Sağ olsunlar, projelerini de sunuyorlar. Bize de destek oluyorlar. Yalnız nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz, her iki cinsiyetin de eşit olduğu zamanı yakalayınca artık kadınlarımıza da pozitif ayrımcılığı tanımayacağız, öyle söyleyelim. Eğitimli toplumları yönetmek kolay, kandırmak zor. Eğitimsiz toplumları kandırmak kolay, yönetmek çok zor. Az önce eğitimden başladık, bahsettik. Şimdi biz öğrencilerimiz hedeflerini yüksek tutmak zorunda ki adımlarını büyük atabilsinler. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin üniversiteye girmesi için 3 yıldır biz üniversite giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Belediyede eğitime ayrılmış bir bütçe yok. Yani bizim belediyemizde eğitime ayrılmış bir bütçe yok. Devletin bize tanımladığı temsili ağırlama bütçesi var. Bu bütçeyle bizler misafirlerimizi ağırlıyoruz. İşte misafirlerimiz geldiğinde yemeğe götürüyoruz. Konaklaması da dışarıdan gelen misafirler. Onlara hediye alıyoruz. Devlet bunu bize vermiş, bu bütçeyi. Ben de bu bütçenin tamamını öğrencilerimizin sınav ücretlerini, yani eğitimine harcıyoruz aslında, açıkçası. Birinci sınıflara başlayan öğrencilerimiz şehir genelinde fakir, zengin gözetmeksizin, herkesin ihtiyacı olan olmayan, herkesin birinci sınıfa başlarken motive olsun diye kırtasiye malzemesi dağıttık. Bütün öğrencilerimize iki tane, birinci dönem iki tane, ikinci dönem olmak üzere özde bir deneme sınavı, Türkiye'nin en iyi deneme sınavı Türkiye geneli yaptırdık. Öğrencilerimiz kendini bir ülkede görsünler, neredeler diye. Onun dışında kaynak kitapları olsun, bize gelen öğrencilerin dershane ücretleri olsun, burslar olsun, YKS'ye giriş ücretleri olsun, hepsini karşılıyoruz. Bu sene 60 tane kız öğrencimize iş insanlarımızın desteğiyle ayda 600 lira burs verdik. Böylelikle kız öğrencilerimiz de batıda gittikleri üniversitelerde zorluk çekmeden en azından kanayan yaralarına ufak bir merhem oldu. Bir merhem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki halk gününe değindik, kadın toplantılarına değindik. Bir de bizim yeni doğan çocuklarla birlikte gülümsememiz lazım. Gülümse bebek. Belki de yeni hayatlara merhaba diyoruz. Evet. Aynı zamanda burada da başkanımızın bir şey var, portresi. Teşekkür ederim, evet. Sağ olun. Bu konuda da işte ilk yeni doğan bebeklerimizi her cuma günü hastanelerimizde ziyaret ederek onlarla birlikte ilk gülümsemelerini paylaşıyoruz. Birçok bebeğimiz de, yani birçok kadınımız da o anda bebeklerine Yıldız ismi takıyor. Herhalde bu konuda şanslısın. Çok şanslıyım. Onlara çok teşekkür ediyorum. 2020 yılında başladı bu projemiz. 2020 doğumlu bütün kız çocuklarının neredeyse ismi Yıldız olacak. Annelerimize çok teşekkür ediyorum. Teveccüh etmişler gerçekten. Ben çok gururlandım, onur ettiler beni. Bir de biz hayvansever bir belediyeyiz Nezir Bey. Hayvanlar için de ayrıca bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eskiden ölen, çeşitli sebeplerden dolayı ölen hayvanları çöpe atıyorlardı, koku yapıyordu orada burada. Hayvanlar için de biz
bir mezarlık satın aldık alanı. Artık orada hayvanları gömüyoruz. Bir de bizim barınağımız var, çok temiz. Orada bakıma ihtiyacı olan bütün hayvanları orada besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz bu konuda çok duyarlı. Onu da bilgi vermek istedim. Hayvansever bir belediye, çevreci bir belediye olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Son olarak bir not. Biz bayağı zamanımızı, konumuzu açtık başkanım. Doğu Beyazıt'ta geçmiş yıllarda biz bir türlü bu konuyu başaramadık. Yani gazete ekibi olarak başaramadık. Doğu Beyazıt'ta yani bizim kültürümüzde tamam yani kendi evinde bir ölü olduğu zaman o kişiye işte taziye evlerinde yemek verilecek diye bir kültürümüz yok maalesef. Ben bunu kaymakamına söyledim, valiliğe söyledim, keza Doğu Beyazıt müftülüğüne söyledim. Yani şimdi insanlar gidip 3 gün taziyesini yapıyor ama taziye evlerinde bu 3 gün ona büyük külfetlere mal oluyor. Büyük külfetlere mal olduğu için de işte bu insanlarımız, ben şahit olduğum bankada gidip kredi çekenler vardır. Yani sizin öncülüğünüzde ya da ne bileyim sizin referansınızda bu yemek kültürünü kaldıramaz mıyız başkanım? Biz sizin bu konuda görüşlerinizi almak istiyoruz. Bu çok önemli gerçekten. Yani insanların acısı var ama 3 gün sonra bir bakıyorsunuz işte masraf 60 bin, 70 bin, 100 bin liraya kadar gidiyor. Kimse de yardım etmediği için farz-ı mahal yani kendi aralarında toplamak bu ayrı bir şeydir ama emin olun ben birebir tanık oldum, gidip bankada kredi bile çekiyorlar. Yani bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim başkanım? Yani tabii ki biz misafirperver bir halkız. Dolayısıyla bizim kapımızı açan herkese yemek, çay ikram etmek, onların tanıyıp tanımamak meselesi dışında herkese soframız açık. Bu anlamda insanlarımız bunu taziyelere, düğünlere vesaireye de yansıtmış. Tabii ki ben de karşıyım taziye yemeklerinin kaldırılması gerektiğine inanan birisiyim. En azından Doğu Beyazıt'ta şöyle bir avantaj var ya da bölgede böyle bir avantaj var. İnsanlar taziye sahiplerine destek oluyorlar. Fakat bu destekler gerçekten yetmiyor. Nezir Bey'in de dediği gibi zaman içerisinde gidip kredi çekenler dahi oluyor. Bu da taziye sahibinin maddi ve manevi açıdan acı çekmesine vesile oluyor. Bu konuda ne belediye olarak ben, ne yerel basın olarak siz, ne de diğer dinamikler tek başına asla başarılı olamaz. Aynen. Bu noktada bizim kesin net bir kanun hükmünde kararname mi çıkartmaları lazım? Artık bir yasak mı getirmeleri lazım? Burada biraz daha bütün dinamiklerin ortak paydada buluşması gerekiyor. Yoksa biz tek başımıza gidip yaptırım yapma gücümüz de yok, onu yasaklama gücümüz de yok. Ancak toplumu bu konuda bilinçlendirme vesaire çalışmaları yapılabilir. Ama kaymakamlıktan tutun ki buradaki kanaat önderlerine, kanaat önderlerinden yerel basına, yerel basından esnafına, esnaftan belediyesine, herkesin bu konuda ortak bir masa üzerinde oturup bu konuyu detaylı ele alıp net bir yasak getirmesi lazım. Nasıl ki işte kapalı ortamlarda sigara içilmez, cezası şu kadardır. Taziye evlerinde yemek verilmez, cezası şu kadardır denilirse ancak caydırıcı olur. Onun dışında ben çok caydırıcı olacağını düşünmüyorum. Nezir Bey, çok fazla milletimizin, halkımızın vaktini aldık. Lütfen sıkılmış olanlar yazsın, biz sıkıldık desinler. Çünkü diyorum ya, söz hakkı bize geçince o kadar çok iş yapmışız ki hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Son kez şu anda bu sene 2024 finalinin, 2023 finalinde yapacağımız çalışmaları da, şu an devam eden çalışmaları da kısa ve öz, çok detaylara girmeden anlatayım. Ondan sonra halkımızla vedalaşalım. Ne dersin? Tabii ki başkanım, tamam. Buyurun. En son olarak da ben bir tırnak açayım. Önümüzdeki yerel seçimlerde de aday olacak mısınız? Çünkü vatandaşlarımız, Doğu Beyazıt'ta olan hemşehrilerimiz bu konuyu çok merak ediyor. Evet, tabii onu da en son değerlendirelim sevgili vatandaşlarımız, güzel evet. Halkımız. Kıymetli halkımız, bizim bu sene 2023 yılında yol, su, kanalizasyon çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Özellikle Hasankeyf Mahallesi, Sarıgül Mahallesi yeni su hatları çekeceğiz. Büyükar Mahallesi ve Sanayi Mahallesi de 4 mahalleye yeni su hatları çekeceğiz. Onun dışında kanalizasyonu olmayan bütün bölgeleri de kanalizasyona kod kaldırıldığı, teknik el verdiği bütün yerleri bu sene ortadan kaldıracağız, bilginiz olsun. Onun dışında biz modern bir açık sebze hali yapıyoruz. Şu
PTT'nin yanında görmüş olduğunuz görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldıracağız. Bütün balıkçıların artık şehir merkezinde, şurada hemen yan tarafımızda bir tane var. Nezir Bey bir ara çok şikayetçiydi. Yani şöyle şikayetçiydi, ben de şikayetçiydim. Suyu, yani onun da imkanı yoktu, başka alternatifi yoktu. Balığını yıkadığında suyu ta aşağı kadar akabiliyordu. Bütün balıkçılar için bu geçerli. Sadece burası yakın olduğu için örnek verdik. Onların hepsini oraya taşıyacağız. Modern bir açık semt pazarı oluşturuyoruz. Temellerini attık, kazısını yaptık. Bu sene onu size teslim edip PTT'nin yanını boşaltıp oraya da nefes alabilecek bir alana çevireceğim. Kullanımı sadece bizim, mülkiyeti bizim değil. Üste biz ama insanların oturup nefes alacağı bir alan oluşturacağız yine de. İnsanlarımız ölüsüne saygısı olmayanın birisine de saygısı olmaz. Biz 130 bin metrekarelik, yani 130 dönümlük bir alanı mezarlık, yeni kent mezarlığı olarak satın aldık. Şu anda orada bir inşaata başladık. Modern bir işte ölülerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Yıkayabileceğimiz tertemiz bir ortam, insanlarımızın, kadınların beklemez alanı, erkeklerin bekleme alanı ve morgunun olabileceği modern bir yıkama morg alanı da oluşturuyoruz. Bir çok de önemli, çok önemli, gerçekten önemli. Şu anki yerimiz küçük. Vecelerin olduğu yerde yıkıyoruz. Ben bile utanıyorum artık, yani halkımıza gerçekten yakışmıyor. Bu sorunları halledeceğiz. Doğubayası'da nefes alabilecek bir kent meydanı yoktu. İlk geldiğimde en büyük hedeflerimden bir tanesi de bir sosyal alan, kent alanı oluşturmak. İnsanlarımız gittiğinde çayını alıp, çekirdeğini yanına alıp, yeşil bir yerde suyun sesiyle içebilecekleri bir alanda oturmaları ve çocukların oyun oynayabileceği bir alan, kaykay kaydırabilecekleri, skuterlarını sürebilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyorduk. Şu andaki belediye binasını bir ay içerisinde yıkıp, o iki parseli birleştirip, arka tarafa, Verskun'un olduğu yere belediye binasını inşa edip, o önünün tamamını da açık alan, bir nefes alabilecek bir alan oluşturacağız. Onun dışında İsmail Beşikçi Caddesi, her caddeye dokunduk ama bu caddeye dokunmadık göreve geldiğimizden beri. Bu caddenin aslında dış katlama çalışmalarını da yaptım ama maliyet olarak bize biraz yüksek geldi. Biz sadece altyapı ve üst yapısını yapacağız. Orada da görmüşsünüzdür, Mardin'de dekoratif halı motifleri var. O tarzda önce altyapısını bitireceğiz. Yağan yağmurlar vatandaşlarımızın dükkanına giriyor. O altyapıyı bitirdikten sonra o caddeyi de tamamen hem ışıklandıracağız, hem oradaki kahve sorununu, kahveci sorununu ortadan kaldıracağız. Kadınlarımız, ailelerimiz orada rahatlıkla yürüyebilecekler. Yaklaşık 1 metre, 1,5 metre kahvehanecilere ve oradaki esnafın kullanabileceği alanı açacağız. Geri kalan 10 metresini de tamamen yaya yürüyüş yolu yapacağız ve üstten ışıklandırarak insanlarımızın psikolojik olarak kendini rahat hissedebilecekleri bir alan yaratmaya çalışacak. Köprü, menfez vesaire diğer çalışmalara değinmiyorum. Nezir Bey çok ters ters bakıyor. Bu arada yazan var mı arkadaşlar? Sıkıldık diyen var mı? Yok başka. Teşekkür ediyorum. Sıkıldık diyen yoksa da o zaman sorun yok. Teşekkür ediyorum halkımıza da sıkılmadıkları için. Şimdilik tabii ki daha çok çalışmamız oldu. Sosyal anlamında İçek sahibi ailelerimizi her gün ziyaret ediyorum. Her gün bir evdeyim, her gün 10 evdeyim. Onlara hiç değinmeyeceğim. Veren elin sağın verdiğini sol el bilmemesi gerekiyor. Nezir Bey'in de bu konuda her zaman eleştirisi olmuştur. O eleştirisi için de kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi güçlendirecek, bizi yapıcı halde bir eleştiri. Yapılan yardımlar vesaireler. Asla biz de o hatalara düştük, biz de paylaştık ama paylaşılmaması gerektiği noktasında bizleri uyaran, kanaat önderlerini, kurumları uyaran kıymetli bir dostumuz var. Onlara da kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak adaylığınızı tekrar paylaşır mısınız? Başkanım, evet. Artık bu konuşmamızı sonlandıralım, evet, arzu ederseniz. Tabii şimdi insanlarımız çok beklediler. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi can kulağıyla dinledikleri için. Şimdi benim gerçekten siyasi bir hesabım yok. Eğer ki bir hesap içerisinde olsaydım, ben de olduğum makamı daha yüksek yerlere gelebilmek için kullanırdım. Birçok siyasi partide ismini açıklamayacağım. Bana Ağrı'da
milletvekili adayları noktasında tekliflerde bulundular. Ama ben şuna inanan birisiyim. Halk beni belediye başkanı yaparken milletvekili bu makamı kullanarak milletvekili olacaksın dedikleri için değil. Bir gün de dahi olsa benden beklentileri var. Bir gün de görev süremin bitmesine bir gün kala da halkımız ister ki ben alanlarda onların hizmetkarı olayım. Bir de ben belediye başkanı hiç öyle hissetmedim kendimi. Hiç o moda da girmedim. Eleştiri de aldım. Bazı dediler ki ya sen bir belediye başkanısın biraz ulaşılmaz ol. Ya sen belediye başkanısın işte herkese sarılma, biraz mesafeli ol. Hayır kardeşim, ben bu halkın evladıyım. Belediye başkanlığı sonradan kazandığım bir unvan. Benim için bu unvanın hiçbir anlamı yok gerçekten. Halkımız takdir ederse insan o unvanı alır. Ben kendime güveniyorum. Bu işi en iyi, en layıklı şekilde yapacağımı düşünüyorum. Ama halkın hizmetkarı olarak yapacağımı düşünüyorum. Biz siyasi çıkar, siyasi menfaat, siyasi gelecek için burada değiliz. Halkın hizmetkarıyız. Halk bana derse evinde otur yeter, yaptıkların yeter, yerine başkası gelsin, başım gözüm üstüne derim, hepsinin de sevgiyle kucaklar evime geçeyim. Ama derlerse hayır başkanım Doğu Beyaz'da tekrar gel ki daha güzel işler olsun, o zaman da başım gözüm üstüne hizmetkarları olmayı kabul edin. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Doğu Beyaz Belediye Başkanımız Sayın Yıldız Acar'ı konuk ettik. Kendileri bize şeref verdiler. Tüm sorularımıza tek tek cevap verdiler. Daha doğrusu hiç bırakmadı, bir soru soralım başkanımız. Sağ olsun, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar bugün içerisinde başka konularını, konuklarımızı alacağız. Söylemek istediğiniz başka son sözümüz var mı başkanım? Teşekkür ediyoruz. Halkımızı çok seviyoruz. Onların daha güzel koşullarda, mutlu geleceklerde yaşamlarını idame etmelerini diliyoruz. Sevgiyi temele yerleştirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bir söz vardır. Gürmel dare darinin ve darına arıza diyor. Biz bu anlayışları gömelim. Yapılan bütün hizmetler onlar içindir. Hizmetleri engellemek isteyen, bilmiyorum, belki art niyetlerin gazına da geliyor olabilirler, belki bilinçsiz yaptıklarını düşünmüyorum. Bu noktada da sadece halkımızdan ricamız, onlar için yaptığımız bütün her şeyi bir çivi de olsa korurlarsa ve birbirimizi seversek olay biter. Sabırla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, çok selamlar.